Merhaba, ben Şenol. Palworld'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Oğlum sis çökmüş gibi ha, değil mi? Camlardan da olabilir. Dinlendirme gözlüğü. Dinlenmesi lazım. 102. gündeyiz. İlginç bilgi, günü 32 dakika. Yani şu anda save'in 102. gün. Yani çok verimli kullandığımı söylemeyeceğim. Çok lay lay lom dolaştım mesela. Harita, şu bölge hiç açık değildi değil mi? Tamamını neredeyse açtım. Çok az bir yer kaldı. Çok takılmayın ona. Çünkü karlı bölgede çok yarım yamalak açtım. Direkt kuleye gittim. Şurayı açtım. Galiba bir tane daha var mıydı ya burada? Kuleler bu kadar olabilir. Burada da galiba bu kadar. Şuradaki bosslar tabi açılmadı. Şurada Frostalion vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şurada bir King Pack olması lazım. Frost versiyonu. Burada aha. Palladius. Bir de yanında Necrominius mu? Neydi? İki Legendary. Onlara geliriz. Oralara daha var. Ama Suzaku'ya bakabilirim. Menasting'e bakabiliriz. Onlara ufaktan yürüyebilirim. Çöl bölgesi. Jormantide asıl lazım ya. Bir sonraki boss için. Bir sonraki boss şurası olacak değil mi? Tabi burası olması lazım. Bu da fire olması lazım. Buna da suyla girmemiz lazım. Eğer karıştırmıyorsam karıştırabilirim. Ya Anubis'e giresim 47 level ya namussuz. Yani bu var ya çok fena dövüyor. Blazamut var 49. Astegon var 48. Jet Dragon var 50. Bunlar artık hani en son noktalar. En son noktalar. Onun dışında dokunmadığım boss da yok. Tekrar tekrar sevdiğim bossları farmlayabilirim. O ayrı konu. Dungeonlara aslında bir miktar girmek lazım. Özellikle dungeon'ı ben çok salladım. Yüksek level dungeon'larda yüksek kaliteli resipler çıkıyormuş. Ben çok yürümedim o işe. Mesela bizim shotgun şu an cacıktan shotgun. Malzeme farmlamıştım. Şeyi de tamir edeyim. Cacıktan shotgun. Multi'de çok gitmiyor. Çünkü işte 5 kişi aynı şeyi kullanıp kombata girdiğimiz zaman herkesin silahı kırılıyor. Tamirleri çok fazla masraflı oluyor. Haliyle Legendary olunca resipler. Şu bile mesela Palladium istiyor abi. Deli gibi Palladium istiyor. Çok masraflı oluyor ya. Biraz satılacak şeylerim var. Neyse ilk başta güne yumurtaları açmayla başlayalım. Ha ekstra 3 tane daha yumurta yeri koydum. Bunlar çiftleştirdiğim yumurta var mıydı burada? Bulduğum yumurta mı? Hayırlısı. Bir bakalım ne varmış ne yokmuş. İlki büyük koy. Bunların hepsi 50 kiloluk. Nox çok teşekkürler canım. Allah razı olsun. Sen olmasan ne yapardık? Şu silinsin de. İkincisi büyük ıslak yumurta. Pancake. Aa level verdi lan. Olur. Güzel experience veriyor. 23.000 experience aldım ondan. Abi sırf yumurtalarla bile deli gibi experience kısası. Bundan da bir 23 aldım. Suzaku çıktı da obur. Hiç para etmez. Halihazırda alabileceğim alırsam eğer Suzaku'yu çettiririm. Blaze Soul. Bu da iyidir. 23.000 de bu verdi. Fena değil. Fire. Geceleri çıkıyor. Bir tane daha Blaze Soul. 23.000 daha. Bu büyük ejderha yumurtası. Güzel bir şey bekliyorum. Jormantide. Agresifi. Bende bir adet var ondan. Ki şu an üzerimde değil mi? Aynen. 41 level yaptım bunu. Bu arkadaş motivasyon lideri. Onun çalışması. Bir halt değil. Bu abi agresif. %10 saldırı, eksi %10 savunma. Yani savunması çok düşük kalır ya. Ya bunlardan daha şiddetli. Yalnız bir dakika, bu dişi bizdeki erkek. İkisini çiftleştirdiğim zaman galiba aynısından çıkıyor değil mi ya? Fix olması lazım. Emin de değilim o konuda. Şunu kaldır. Şunu koy. Ya bak ay. Şunları bir miktar çiftleştirelim. Fire'dan sağlam bir şey çıkartırız. Hoş fire olarak bunu mu kullanacağız? Sanmıyorum. Fire eleman. Aslında kullanabiliriz de niye kullanmayalım? Yani olabilitesi var. Yılan yılan. İki pal pingir deşiyor. Pingir deş kardeşim. Bakalım ne çıkacak. Ulan full 6 tane bundan mı alsam? Üzerine yediririm. Güçlendiririm. 6 taneden sağlam bir şey inşallah çıkar. Bir şey. Çünkü bunun zaten boss versiyonu. Bilmiyorum belki mağaralarda vardır ha. Dışarıda boss'u yok. Şeyim var. Jormantide'im var. Hatta 2 tane var. Bir burada bir burada. Bunun yok bildiğim kadarıyla.
Neyse, o hıyarları kesmek için bana elektrik lazım. Şu abiyi de işte güçlendiremedik. Elektrik önerisinde bulunanlar var. Üçüncü boss değil mi? Üçüncü boss'ta kuledeki eleman, elektrikli elemanı çıkartabiliyoruz. Doğru. O da fena değil. Orada da bizi güzel dövüyordu. Ondan da bir tane elde edebiliriz ama onu elde etmek için bakayım, yanlış hatırlamıyorsam şununla relaksiyoruz. Bunu gidip kovalayabilirim şurada. Bunlar çiftleşe dursun. Ben bir de size şurayı göstereyim. Şundan galiba 3 tane var, değil mi? Bir burada var. Bir burada var. Bir tane de burada mı var? Başka var mıydı? Bunlar böyle özel sağlam elemanların çıktı. Mesela şurada bunlardan çıkıyor. Ben bunları çiftleştiriyorum ama yani oraya gidip onlardan hatta gidelim göstereyim ben yani size. Ama sağlam şey yapmam lazım. Yaptım mı ben onu? 7 tane ultra kürem var. Oy, yanlışlıkla çıkarttım. Ultra küreyle olmayabilir ya, efsane olsun. 12 tane. Bu abiyi güçlendirebiliriz ya. Mantıklı bence. Yani Fire başkaları var tabii ki. Ama Fire güzeldir. Fire buzu döver. Fire çimi döver. Şuralarda Fire'da hatırlamaya çalışıyorum ne var diye de. Valla bir şey de yok galiba. Nötr var. Dark var. Dragon var. Vardır illa ki, Fire'da aklıma gelmiyor şu anda. Teyit etmek için yine baktım da Grizzly Bolt almak için Mossandra'yla Rayhound şunlardan biri. Bunlardan birkaç post aldıktan sonra bunlara da yönelebilirim. Ciddi çalışma hızını arttırıyor sadece. Elektrikli eleman çıkartacağız ya, Grizzly Bolt da iyidir elektrikli eleman olarak. Artı Grizzly Bolt'tan zaten Relax'a birleştirip o elektrikli elemanı da çıkartırız. İki tane ekstra elektrikli eleman çıkartmış. Yani bir sonraki kuleye hazırlık diyelim. O şekilde yönelebiliriz. Bunlardan bir iki tane alayım. İçimde kalmasın. Başladık bir kere. Şu abiyi zaten bir güçlendirmek istiyorum. Bu da güzel. Bunun eğri yapılır. Bunlardan hangisini çiftleştireceğiz işte? Onu bakıyorum da. Şunun vahşisini alsak %20. İnşallah tutarsa tabii. Aleve karşı güç olan var mı ya? Günahşı. Gelen ateş hasarı %1 abi. %1 değildir o. %10'dur bence ama. Bilir diyor. Ejderha saldırı hasarı %10. Holigan saldırı %15. Çalışma hızı. Holigan da olur lan aslında. Holiganla şeyi çiftleştirebiliriz. Ya da koşucu mu versem? Hareket hızı da fena olmayabilir. Ama ben üzerine binmeyeceğim ki ya. Genel olarak evet, saldırmak daha mantıklı. Yani sen üzerine bindiğin zaman hakikaten siperlerde bir fark var gibi gözüküyor. Yani tam olarak %100 saniye saniye saymadım ama herifi kendi haline bıraktığı zaman deli gibi saydırıyor. Onu geçtim. Adam mesela 15 saniye cooldown olan spell'i atıyor. Üzerine bin, bir tane de sen atabiliyorsun mesela. Onu bile yapabiliyorsun böyle çok katakulliye vurmak istiyorsan. En azından an itibariyle bilmiyorum. Patch'le düzelttiler mi sanmıyorum. En son gelen patch notları okumadım ama. Onun için yani koşucu boş iş. Holigan olabilir. Holiganla bu arkadaşın vahşisini... Ya bir dakika, bu dişi. Ha tamam, erkek. Dişi erkek, iyi. Şimdi onunla nasıl fingirdeşecek diye düşünmeyin. Fingirdeşiyorlar abi. Yapıyorlar bir şekilde yani. Ya Allah'ım, ya Rabbim. Adam tecrübe kazandı. 5 level oldu. 1 level erim. Onu geçtim. Üzerlerinde çalış. Bak aşağıda yazıyor, mevcut görev meşgul. Üzerine baktığı zaman da çalışıyor. Çekiç işareti var. Çalış oğlum, tabii çalış. Yalnız bunda niye öyle göstermiyor? Bunda da gösterdi, tamam. Bu da meşgul. Çalışıyor. Çalışın bakayım. İkinci şeyi aldığım gibi arkadaşları buraya atarım diyorum. Ondan sonra direkt şuraya bir gideriz. Şurada bir miktar takılmak istiyorum. Şu anlık 12 tane efsanem var. Bir miktar da ultra mı yapsam ya? Ultra bile kurtarabilir gibi. 40'ın üzerine artık. Yani pek de olmuyor ama. Oha, 90 tane mi? Abartma lan. 30 tane. Al kardeşim. Bununla deneriz.
Tuttuğu yere kadar, tutmadığı yerde öbürüne döneriz. Ya bunun artık efsaneyle boss atıyorsun. 50 levellere atıyorsun aslında hani. 40 küsür kaç bulurum orada emin değilim. Harbiden bu 50 kiloluk yumurtalar eşek kadar ya. Şuraya baksana. Kocaman. 50 kiloluk. Üfle kardeşim, üfle. Evet, kamp ateşiyle aynı terane harbiden. Yani baktığı zaman şunun yanına hatta ona dur. O abi üflerken kamp ateşi koysam ekstra %50 de vermiyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam vermiyor. Deniyoruz. Aha bıraktı. Ulan şerif. Söveceğim ha. Vallahi ucu ucuna ya. Şunu 2 dakika üfle. Dinleniyor abi. Ya ayıp ya, ayıp ya. Bir şey deniyordum. Neyse o kamp ateşi oraya iş yapar. Şunları da çiftleşmeye bırakayım. Bunları kaldırdım. Şimdi söylediğimin tersine bir şey yapacağım. Karışacak orası. Ne demiştik? Vahşi dedik. Bak bununla. Bak bak tiplere bak. Şu camışla. Çiftleşmeyi çok acayip yapmışlar ya. Fingirdeşmek, pardon, fingirdeşmeyi çok acayip yapmışlar. Tamam, dişi koyduk, erkek koyacağız. Fingirdeşmeyi bayağı acayip yapmışlar. Ona da bunlardan. Erkek. Poligon dedik değil mi? Yani şu en iyisi yine ya. Yani bizim elimizdekiden en iyisi. Daha iyisini gidip bulabilirdik de. Çıkan Grizzda Bolt'u ne kadar kullanırım bilmiyorum. Pek sevdiğimi söyleyemem. Kasasa belki iş yapar. İlk boss bu. Şu an bunların ikisinin çiftleşmesiyle ilk kulenin boss'u çıkacak. Bunu sevenler de var. Her yerde thumbnail'i falan var. Yani ilk boss olduğu için herhalde ne bileyim. Bir de şeye mi benziyor? Pokemon'dan Pikachu'nun büyük haline mi benziyor? Hiçbir fikrim yok. Öyle bir şey olabilir. Şöyle yapalım. Bunlar kaç yumurta versin? 4 yumurta versin işte ya. Bunları kendi haline bırakayım. Keki ona göre bırakırım. Burası zaten soğutuyor. 20 dakika süresi var. Tamamdır. Burası böyle kurtarır. Şunları da dengeliyorum kendimce. Mesela süt azalıyor, inek koyuyorum. Yumurta azalıyor, tavuk koyuyorum falan şeklinde gidiyoruz. Ben yatıyorum kalkıyorum odaya gidelim. İlluminati adası diyor. Ne bileyim lan, şekli bir acayip yani. Burada belli bir tarikat mı olmuş, bir şeyler var burada. Dünyayı ele geçirmeye çalışmışlar. Bir şeyler yapmışlar orada. Var ama yani bir illuminatilik var ya burada. Değil mi? Hiçbir şey olmuş. Mantık neymiş? Nasıl oluşmuş? Hiçbir fikrim yok. İki nolu yaban hayatı koruma alanı. Yemezler. İlluminati. Hayatta yemezler. 40 küsür level buralar. Wumpo Botan var. Ki bunu da çiftleştirmede güzel bir şeyler veriyor. Kendisi çim. İşin güzel tarafı. Hani bu herife ben Allah ne verdiyse vurabilirim. Baba. Tabi vurabilirsem. Oturtabilirsem. Ha, bu herif de bana bunu atabilir. Kaçarım. Çok güzel vuruyor onlar. Onlar baya baya iyi. Abi güzel sildim be. Bu herife şeyi deneyeceğim. Pembe. Yani. İyice health'ini azaltayım da. 42 level. Teknik olarak yetmesi lazım. Hop. Abi şuraya bakar mısın? Pembe bile %30'da başlıyor. Deme ya. Al hadi. Şundan bir tane atayım. Bu en taşaklısı. Eyvallah. %60 falan başlıyor da. Çok masraflı ya. Aha da burada da çiçekler var. Bunların hepsinde çiçek var ya deli gibi. Ya resetlemek gerekir. Aha. Siftah. Her zaman cayır cayır çıkmayabiliyor. Bir tanesi yuvarlakta Grizzly Bolt bulmaya gittim. İçeride bulunan 3 hayvanı 10'ar tane temledim. Anca çıktı abi. Hiç belli olmuyor sağ solu. Hoba. Bam. Bak fire'a bile. Ulan bugladı sandım bir an ya. Elektrik mi attı lan o bana? Ney? Ohay! O top çok, işte biz de o topa güveniyoruz zaten. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi o topu atacak. Sen üzerine bineceksin, bir de sen atacaksın. Ama şaftımı kaydırdı ya şu an bu. Yavaş yavaş. Biraz uzaktan dövelim bunu. Bu abi maşallah var.
İşin güzel tarafı bir de 41 olarak geliyor tabi. Hadi bakayım. Oha ya 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 ya. Öldük ulan. Ya senin ben... Gel lan buraya. Sıcak mı? Evet, yandım çünkü. Ha yok, güneş açtı. Sıcağa karşı bir şeyim var mı lan? Var. Hadi be. Yavaş yavaş. Terbiyesizlik yapma ya. Yamuldum burada ya. Al işte. Tek büyük problemi kuyruğu falan çok büyük ya. Bütün siperleri iyi abi. Kaçma kaçamıyorsun bir şeyden. Bu da Frost'u da aynı şey. Ama yeter daha. Şükür. Öncü. Öncü neydi lan? Öncünün saldırısı mı iyiydi? Bir şey iyiydi. Bundan büyük ihtimalle buradan bir iki tane almaya teşebbüs edeceğim işte ya. Aha, Quaver'i de çıkıyormuş buradan. Şaptım kaydı ya herif. O topu yerleştirdim, yamultuyor valla. Bununla bu iş zor. İnince suç mali deyip duruyor. Binekteyken o kadar sıkıntı olmuyor. Yere ayak bastığın an başlıyor. Suç faaliyeti devam ediyor. Herifler de saldırmıyor. Orada elemanlar var bu arada. Ama saldırmıyorlar. Neyse, 42 level karşılık. Şu bizimki buz. Acaba iş yapabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Deneyeceğim. Merak ettim. Bak bakayım lan buraya. Büyük topu bana atma da. Yok artık ya. Ağzının ortasına vururum eşşi ol eşik. Lan dur çok vurduk. Al kanki. Lan böyle daha iyiymiş ya. Böyle daha seri ama tabi zaten bu 30 tane topla 3 tane mi alacağız bilmiyorum bugün işte. Allah lanet olası. Bak ya. Health'i milim daha indirebilirsin orada, %1 fark etmez baba. O da bir halta yaramıyor. Çok ucu ucuna health indirmeye çalışmanın pek bir mantığı yok. Bak ya. Abi %26 dediğin nedir? Hani 4 seferde birini de alırsın değil mi? Mantıken. Ne bileyim, atılır. 26 oran veriyorsun yani, bir boka yarasın şu oran. Allah'ın cezası. Sert deri muhtemelen %5-10 savunma veriyor. Yüksek kalite yağ da veriyormuş o. Şunlar biraz daha kolay alınıyor ya. Bunları da aradan çıkartayım. Niye olmasın? Aha, oraya gidersem yalnız. Şöyle. Şu tarafa doğru charge atayım. Bayağı vurdu. Öbürüne dokunsa sıkıntı olacaktı. Aha, nereye odun çıkarttın lan? Evet, farkındayım, o biraz vuruyor. Incinerate knock. Bunu hatırlayamadım. Incinerate vardı da knock'u da var. Belli ki de yani. Yerinde dur be abi. Sen ne yapıyorsun acaba? Kaldır küldür vuracaksın, anladım. Allah'ın shadow'u. Oy sen de mi ya? Hay sokacağım, herkeste var bu spell'de. Bu neymiş? Hepsi de kullanıyor bu spell'i ya. Al abi o zaman. Yanlış yaptım. Aslında adama doğru hedef aldım ama. Senin triplerini yerim ben. Bak bak, tipe bak. Ya kendisi dark. Yani anca nötr adam gibi vurur bu. Ama siperleri de iyidir yani. %25. Öbürü 26 idi. Ama direkt geldi. Buyur işte. Kısmet abi, kısmet. Neyse, buradan elimden geldiğince farmlamaya çalışayım o elemandan da. Biraz zor oluyor. Adam gibi bir şey olmayınca yanımda. Buz. Bunu mesela çok ağır dövüyor bu. Geç bunu. Hop, buna devam. Merhaba canım. Ağzına vururum eşşol eşek. Oha. Beklemiyordum o kadar vurmayı. Harbi beklemiyordum o kadar vurmayı. Bu neymiş ya? Shotgun'ın gücü ya.
Sağlam bir de shotgun olsa var ya, bak bak topu içinde patladı. Ne oldu lan zıbıdı? Topu içinde patlar adamın öyle. Adi pislik, zaten bir tane daha anca alırım, almam herhalde, bu kadar. Olanını idare edeceğiz. Zaten bir tanesini seçip dört taneyi ona yedirip onun damage'ını şeyini arttırıp fire olarak kullanabilirim ya. O şu fire nerede işime yarayacak onu düşünüyorum şu anda. Su veya çim keseceğimiz kule yok. Olan kuleyi farmlayabilirim. Oğlum shotgun'la vurmaya korkuyorum bak. Terbiyesiz. Vurdum, biraz daha vurdum. Gel artık. Düzgün bir şey ver ya. Karanlığın peçesiymiş. Allah'ım ya Rabbim. Aa bak shotgun'ı şöyle görün. Tamam mı? Gel buraya. Görüyor musun? Bir de göbeğine hop. Ya bir charger'la 40 küsür level'i tick pack atabilir, ne işimize yarayacak derse. Ağırlık için var zaten bende 4 tane. O boss'tan farmladım onu. Ama diğer taraftan artık şu arkadaşlar 120 elde edebiliyormuşuz yani. Bunu ben çok sordan öğrendim tabi. Abiden yürüyebilirim. He sırf o da değil bu arada. Diğeri de büyük ihtimalle aynı terhanedir. Ya bu buz versiyonu. Burada çim versiyonunu aldık ya şimdi biz. O da büyük ihtimalle aynı terhanedir. Şu. Değil mi? Takımdayken bu popotan erzak taşımaya yardımcı olur. Evet. Erzak taşımaya yardımcı olur. Oyuncunun maksimum taşıma kapasitesini arttır. Yine 120'dir bu da büyük ihtimalle. Bir güzel çiçek veriyormuş lan bu. Vallahi lootları falan her şeyi yazıyor ya oyun. Maşallah nazar değmesin. Aa wanted. Allah'ım. Ne wanted'ı lan? Bu herifler fena vuruyor ha. Topum kalmadı. O zaman Elvis binayı terk etsin abi. Böyle bir şey var. Ve yakalanmadığı sürece de gitmiyor. İzinsiz giriş. Çok fazla durdum burada. Şerefsize bak. Alev topuna bak. Ve bu adamlar nereye ışınlanırsan ışınlan peşine ışınlanıyorlar. Bununla bağlıyorlar zaten. Bilmiyorum hala bu şekilde mi çalışıyor da. Görüyor musun sağda? Wanted. Tamam Elvis binayı terk eder. De bu herifler peşimden gelir. Işınlanmayla her türlü ışınlandıklarını biliyordum. Şuradaki en yakın ışınlanmaya gideyim. Oradan alakasız bir yere ışınlanayım. Bakayım peşimdeler. Wanted'ın olayı o. Zamanla silinme gibi bir şey de yok. Bak aha. Gördün mü? Tiplere bak. Oğlum oha. Yanıma ışınlandı lan adamlar. Işınlanmama gerek kalmadı abi. Her türlü peşindeler. 10 level ya. Bunları öldürsem bu arada daha da fazlası geliyor. İzinsiz giriş x1 diyor ya. Daha da fazla oluyor. Bilmiyorum bundan kurtuluşu nedir, ne değildir. Bilgim yok. Yani şu wanted yazıp da kurtulanını duymadım. Yanıma ışınlanıp ışınlanıp duruyorlar. Bak bak bak. Aşırı yukarı değil mi, görüyor musun? Ya onu artık düzelteydiniz be. Hani zamanı gelmiştir onu düzeltmenin artık ha. He onunla birlikte aha da gençler. Oha çok top. Son level için 35 gerekiyordu, 50 toplamışım. Bam. Dada maksimum. Geze. Bu işi de hallettiğime göre. Bak şimdi. Buradan sallıyorum. Şuraya ışınlandık. Merhaba. Buradan çıkmış balık gibiler. Oğlum bak. Keserim sizi. Vallahi keserim sizi. Nereye kadar alttan alacağım? Eşek spaları. Bak bak bak. Levellere bakın şimdi. Hadi onu da göstermiş olayım. 24 geldi. 37 geldi. Hadi doldur artık be. Her bir de çoğaldılar 37'ler tabii. Allah'ım. Al kanki. Vur ağızlarına şunları. O kadar kolay ölmüyor tabii bu. Bizimki tabii yakıyor oraları. Kaça kadar çıkıyor? Galiba 37 maksimum ha. Değil mi? Tabii kesip kesip duruyor çünkü yenisi çıkmıyor. Kime vuruyorsun lan sen?
Yalnız izinsiz giriş 1, saldırı 5. Aa yok, 45 geldi. 7 oldu bu arada. GTA ya. Şş, kanki. Adamsın, adamsın. Adamları charge ediyorsun da ağaçların arasında olmaz o iş. Manyak herif. Dur bakayım. Aslanım. Korkma, korkma. Yok bir şey. Kedi mi onlara saldırıyor? Aferin lan kedi. Ağzınıza vururum, ağzınıza. Öldürdünce herhalde saldırı artıyor. Şu an 8'de. Yo. Farklı farklılarına saldırman yetiyor. Ya boş boş cephane harcıyorum şu an yani. Bu işin sonu yok. Çıkarsam ne olur oyundan onu bilmiyorum yalnız bu arada. Saldırı 10. Gel gel kanki, sen gel. Al buna konuşun. Saldırı 12. Kaça kadar gidiyor acaba? Merakımdanım. Kanun kaçağı olduk, hadi bakayım. Oğlum adamlar 50 level artık yani. Bu sonu bu yani, anlaşılan. Ha bilmiyorum, o şey daha ne kadar artar. Çok çoğaldığı zaman ışınlanmayı deneyebilirsin. Adamlar 50 level. Experience veriyor mu lan bari? 700 falan veriyor ya. Bir şey verdiği yok. Anubis'i saldım üzerine. De yani adamlar 50. 50 abi. Vuruyor bizimki, baksana o büyük hasarıyla bile ne kadar vuruyor bak. Az vuruyor. Adi pislik. Ve herif yerinde de durmuyor. Tam kaçayım lan ben. Eskiden GTA'da böyle videolar yapılırdı ya. Sürekli polislerle kapışmalar falan, ona döndü vallahi olay. Arkana bak, arkana. Sivri zeka. Darma. Oha yavaş yavaş. Neyle sıkıyorsun lan sen? Armorumu sildi. Hadi dağmış. Health'ini göremedim bir an, anıbısın. Çömdü jarjör dolduruyor ya. Aha! Yendim lan! Sonu varmış bunun. Ha, sonu varmış oğlum. Harbi bilmiyordum. Ne bileyim, işin sonunda illa salıyorduk yani, vur 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 vur, bitmiyor. Demek ki inat edip bokunu çıkartıp özellikle bir de videoya bir şeyler çekeyim diyorsan sonu varmış. Vay. Öğrendiğim iyi oldu. E demek ki bug falan da değil yani. Ama tabii götün yiyorsa bu en son kaç tane 50'lik geldi abi. Çok 50'lik geldi. Ben yine de bir teyidimi yapayım da. Farkında mıyım? Bantit falan yazmıyor. Valla bir şey yok. İyiyiz. O kasayı açamıyorum, anahtarı. O zaman iyi. İyi. Tamam. Sıkıntı yok. Benim yumurtalara bakalım. Yumurtalar. Daha iki tane mi yaptınız lan? Yatıyorlar ya. Gece bayağı fingirdeşmenin ortasında vurup kafayı yatıp uyuyorlar abi. İşini bitirdi. Döndü götünü yattı ayı. Yalnız ikisi bu arada mantıklı. Resmine siteden tekrar bakarken. Grizzly Bolt. Gayet mantıklı bir ikisinden olma. Yani tabi bu ikisinin birlikte olabilmesi bir saçmalık. Ayrı konu da. Nerede senin manitun? Oğlum şey yapamıyorsunuz da. Adam da yok piyasada. Ne? Lan buglandınız mı be? Galiba. Herif yok çünkü piyasada. Şu abi şu anda piyasada yok. Şu abi. Acıkmıştır ha. Dur der. İşini bitireceğim. Grizzly Bolt bunun elektrik talibine mi şu an taşıdığımın. O da elektrik olduğuna göre diyor ki ikiniz şey yapın. Allah canını almaya. Kamp ateşinden yandın mı sen az önce? Evet. Buraya kamp ateşi koymayın. Zaten ateş başlarına vurmuş. İşin hararetiyle kamp ateşinin üstünden geçiyorlar, yanıyorlar. Böyle şeyler yapmayın. Neyse şundan ikisini alayım. Ha, sökme modundayım lan. Şu
Şu ikisini alayım da. Kıpırdaşamıyorum. Kıpırdaşmak. Şunları da koyayım da. Gün yetişirse. Ya şunların keşke artı ikisi gelse artık ya. Şu artı ikilerinden şuraya bir koyuyorsun, kafa rahat. Ya arkadaş, bu nasıl mümkün oluyor ya? Adam ağır yaralı oğlum. Yani şurada bıraktım 15 dakika aşağı in. Yeterli kek yok diye mi? Nedir? Anlamadım olayı. Bunda bir sıkıntı yok. Ha yok lan, bunda health azalmış. Galiba aç kaldılar burada. Dur dur, gel böyle, gel şapşal. Ama açtık da iyi, dolu. Ha, yatamadın mı? Nedir olay? Şu yumurtayı da şuraya koyarım. Gel bakayım. Uyuyamadı diye herhalde. Tam akıl sağlığı 100. Hafif yaralı şu anda. İyileşiyor. Bayağı sağlam iyileşiyor. Çünkü yemeği falan da sağlam ya. Anlamadım. Neyse, şunlar bitmek üzere. 6 dakikada şu 40 dakikalıkları bekleyemem ya. Aa, bunlar %50 kuluçka hızında. Bu %100 de. Oo, 4 dakika. Bu iyi. Tamam, şu aslan parçası ısıtıyor. Isıtsın tabii ya. Ha bu arada şeyi açtık, onu yapayım değil mi ya? Açtık derken daha açmadım da. 47 levelde son büyük tezgah geliyor. Zaten ondan sonraki şeyler belli. Elektrik üretim verimliliğini arttırmak için elektrik pilonu var. Isıya dayanıklı, soğuğa dayanıklı kıyafet. Monteli füze fırlatıcı. Ya bunu savunmak için. Ya bunlar daha tam çalışmıyor. İleri doğru düzgün yaparlarsa, bazı eklentilerle birlikte ki base yapımını da geliştirirlerse oyun süper olur. Bunlar normalde cephe yapıyorsun. Wave yaratıklar geliyor ya. Seninkiler giriyor burada, işte roket atıyor. El işi uygunluğuna sahip bir pel atayın ve füze fırlatıcısını kullanarak üssü korusun. El işi olan, yani bildiğin craft yapma özelliği olan elemanı buna atıyorsun. Bunun gibi daha neler neler var bu arada. Al mesela, burada attı makinalı tüfek var. Giriyor, tarıyor abi. Mayınlar falan düşeyebiliyorsun. Tuzaklar falan var. İyi, artık mayına da çevirmiş onu. Maden diyordu bu arada ona. De onu yapabiliyor muyum şu anda? Silah 3 mü? Bir dakika. Neyi açtık lan biz? Bunun yenisi. Aynen, silah 3. Silah montajı bu. 10 tane devre kartı. Onu da halledivereyim hemen ya. 10 tane devre kartı çıkar herhalde. Şu polimer bayağı problem ya. Şey, gidip farmlamak gerekiyor. Başka şansın yok. Şu yüksek kaliteli ya. En iyi mamuttan çıkıyor ama şunlardan bile çıkıyor. Gidip farmlamam lazım. Belli bir yerden sonra, tezgahları yaptıktan sonra, polimer olarak değil de o şekilde ham malzemesi olarak shotgun'ın tamirine falan bir miktar gidiyor. Ara ara gidip farmlarsan olayı kurtarıyorsun. Onun dışında her şey full otomatik neredeyse. Hoş, arada dayanamıyorum, madenleri ben kırıyorum. Arkadaşlar biraz yavaş kırıyor. Silah montaj atları da, yani öbürleri de hepsi eşek kadar ya. Maşallah var. Onu da parçalayınca ağırlık da üzerimde kaldı. Onu da hallettik. Şu, ha bir dakika. Bu arada şeyi unuttum. Aldığım kaç tane aldım ki? Evet, toplamda 5 tane oldu. 2 tane daha gelecek. 7. Dediğim gibi arasından düzgün bir şeyleri şettiririz. Öncü demiştik değil mi? Oyuncu saldırısında %10 artış. Bu da fena fikir değil aslında. Yani buna binmedim mi? Yanında ben sallıyorum ya. İyi olur. Kibirli çalışma hızı 10, savunma %10. Sert deri direkt savunma %10. Oyuncu çalışma hızını arttırır. Karanlık saldırı hasarında %10 artış. Ya biz bununla fire atacağız genel olarak ya. Fire'ları sallayacak. Yalnız birinciye de alev topunu koymuşum. O demiş. Bu da agresif. Hiçbiri yaramaz ya. Maalesef. Bizim eleman da dahil bu arada. Bunlar başta şey yapmıştık da. Sert deriyi kullanıyor. Herhalde en iyisi yine, en pozitif. O ikisi de çıksın da. O zaman anlarız. Ya pengueni kes ya. Seviyorum diye tutuyorum pengueni aslında. Çok bir halta yaradı da yok şu an. Yani bazı şeylerde full
Şey değil, o optimizasyon değil. Bu arada bak kaç dakika? 5 dakika. Bir saniye. Abi Anubis. Anubis yani bak kaç kişi de çalışıyordu bu arada. O kadar etki ediyorlar. Anubis bir geliyor, çekici bir koyuyor, olay bitiyor. Baya fark ediyor. El işçiliği katlanarak gidiyor. Öyle böyle değil. Tavsiye ederim ki zaten Anubis'in nasıl yapıldığını göstermiştim. Direkt ondan bir tane şettirebilirsiniz. Bununla özel bir şey açılmıyordu galiba. Aynı taraf. Şunlar duvarlara şey atıyor. Grafiti de siliniyor hemen. Durduğu ettiği yok. Pek işe yarar bir şey değil. Öyle geyiğine. Oyunlarda oluyor ya o muhabbetler. Hadi bismillah. Bunlardan inşallah güzel bir şeyler çıksın artık. Motivasyon lideri. Bana ne kardeşim motivasyonu? Allah'ını seversen. Agresif karanlık peçesi. Valla agresif %10 ekliyor da. Karanlık %10'a yüzde o karanlık saldı yaramaz. Hiçbiri yaramaz ya. Maalesef hiçbiri yaramaz. İçinde de agresif var. Bilmiyorum belki giderim bir iki tane daha alırım oradan ya. Buzu aldıktan sonra. Ya sözde bugün boss'a gidecektik de bir türlü gidemedim. Ya böyle bu oyunda böyle yapacak bir şey yok. Şuna buzla girecektim. Aslında hazırlık yapıyorum. Buz değil, elektrik. Suya elektrikle gireceğim. Elektrik hazırlığı yapıyorum zaten. Doğru. Şunu 40 level yaptım. Şu an elektrikler çıkacak oradan. Onları kasarım. Bir sonrakini alırız onu. Öyle yaparız. Ki onu aldık mı onunla birlikte de dördüncü kuleye hazırlık yapmış oluyoruz. Öyle düşünün. Bu arada boş yumurta yerlerine de 50'lik bir tane mi var? O da buz ya. Ya burası çünkü soğuk olmayacak. Aradaki fark da yani bakar mısın 50 kiloluk da 25 kiloluk. Onu oraya üfledim burası piç olacak. Burası iyi olacak. Yani burası daha da iyi. Abi herif yanından geçerken galiba ısıtıyor ha. Veyahut da ucu ucuna oradan mı etki alıyor? O da olabilir. Tam alan orada bitiyor olabilir ucu ucuna. Ama herifler zaten üzerine binince ısınıyor. Fokurdaman gerekmiyor mu ki zaten bir miktar da fokur diyor. Neyse bugün de çiftleştirme günü olsun. Şimdi keserim biçerim de bir şey anlam ifade etmez video. Şu anki haliyle dediğim gibi elektrikleri hazırlıyoruz. Suya girmek için suyu alacağız ki ateşe girmek için. Çok ilginç bir terim oldu. Ama bugün Wanted'da iyi uğraştık. Aranıyorum. GTA 5 yıldız. Böyle de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben size lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time